Efendim herkese tekrardan günaydınlar. Ben Perihan Tantu. Kripto para ile sizlerleyiz. Kripto paralarda e, öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Sevgili Kemal Kabakçı bizlerle. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk Perihan Hanım. Ee, burada baskının devam ettiğini zaten görüyoruz. E, değerli izleyenlerimiz de, kripto paralarda işlem yapanlar da zaten yakından takip ediyorlar. Ama hızlıca bir fiyatlamalara bakıp ondan sonra öne çıkan başlıkları bir değerlendirelim. Burada baktığımızda tabi. E, tabii negatif ve pozitif fiyatlamaları ikiye ayıralım. Özellikle pozitif tarafta olanlarda Algorand'ı görüyoruz ama tepkiler çok sınırlı düşüşe göre. E, Ripple'da minik tepkiler var. Aynı şekilde Link'te, Holochain'de tepkiler görüyoruz. Dogecoin'de, Litecoin'de, Basic Attention Token'a tepkiler görüyoruz ama negatif tarafta mesela Stellar Lumen var, Maker var, e, Ethereum var ki 4000 doların üzerine ciddi bir tutulma sağladı ama Oradan gelen satış baskısıyla an itibariyle 3.700 dolarlarda Polkadot 26 doların altına sarkmış oldu. Evet baktığımızda son olarak tablo bu. Diğer taraftan Bitcoin'e bakıyoruz. Orada fiyatlama 46.800 dolar seviyesinde. Yavaş yavaş önemli destek seviyelerinin kırıldığını görüyoruz Kemal Bey. O yüzden şimdi piyasa çift yönlü diyoruz. Burada sonuçta Short pozisyonu açmak isteyenler olabilir. Elinde nakit olup almak isteyenler olabilir. Ee, yani şu an alım yapmak için acele etmeleri gerekiyor mu? Almak için mantıklı seviyeler mi? Yoksa birazcık daha beklemek daha mı makul olur şu yatırımcılar için ne dersiniz? Öncelikle şöyle piyasada bir FED baskısı var. Heyecanla bekliyoruz. Bugün başlayacak toplantı yarın da açıklamalar gelecek. <laughs> FED baskısından kaynaklı tüm genel piyasalarda bir gerileme e, mevcut zaten. Biz asıl olayı ama yarın göreceğiz. Evet asıl olayı yarın göreceğiz. Onunla beraber şu an 46.800 önemli bir noktada. Hani bence birazcık beklemekte fayda var şu an için. Çünkü eğer burayı da kırarsak çünkü olumsuz haber akışları da sürüyor. FED tarafıyla da hala net bir durum yok. İlla ki FED'den gelecek açıklamalarla beraber aşağı yukarı dalgalanmalar da söz konusu olacaktır piyasada. Çok acele etme noktasında değiliz şu an için çünkü eğer burayı kırarsak 44 binler gelecek noktamızda ki oradaki satış baskısını beraber alırsak da 40 binin altına doğru bir seyir söz konusu olabilir Bitcoin'de. Ama tabii ki FED tarafından kripto paralar için güzel bir açıklama geldiği takdirde yani genel piyasalar için umut vaat ettiğinde tekrardan buralar bizim alt kadememiz olabilir. Bir gün daha sabretmekte. Fayda var, acele etmeye çok fazla gerek yok bugün için. Ee, buradan eğer baskısını alırsa tekrardan yine gözümüz eski noktalarımıza doğru gideceğiz. Bir e, 51 bin üstüne, 51 bin 800'ün üstüne atmaya çalışacak piyasa. E, ondan sonra aslında Bitcoin daha da ucuz hale gelecek fiyat olarak ve tabii ki Genel Bitcoin çerçevesinde bütün altcoinlerle beraber de aynı hareketleri, iğmeleri görmeyi burada bekleriz. O yüzden çok acele etmeye gerek yok. Hı -hı. Hala temkinli davranmak için e, tam zamanı şu an için. Peki o zaman senaryoyu ikiye ayıralım. E, bir düşüş olarak Hı -hı. konuşalım, bir de yükseliş olarak. O zaman yükseliş senaryosunu gündeme getirecek olursam e, fiyatlama 51 bin doların üzerinde mi rahatlar? 51 bin üstünde artık tamamen bu kötü havayı, kötü bulutları dağıtmış oluruz burada. Artık piyasa bir rayına oturur. Bundan sonra yukarıyı hedeflemeye başlarız. Ama 51.800'ün altında kaldığı sürece hala piyasada baskıyı hissettirecek ve kötü haber akışı olduğu takdirde aşağı yönlü kırılım birazcık daha kolay noktaya ulaşacak. Hı. Ama 51.8'ün üstünde gelecek olumlu haberler de piyasayı tekrardan yukarıya taşıyacak etki gösterecek. Çünkü orası gerçekten hem psikolojik olarak hem algı olarak kritik bir nokta. Çok fazla alıcının satıcının birleştiği bir işte yerine göre direnç seviyesi, yerine göre Maliyet destek seviyesi. Hı, hı. Peki şunu da merak ediyorum o zaman ben e, parçalalım yapmak isteyen bir yatırımcıysam e, o zaman aşağıda hangi seviyeleri takip etmeliyim? Öncelikle şu e, destek noktamız çok önemli buranın üstünde kalıyor Anı olması. An itibariyle. fiyatlama tam e, sınırda gidiyor bir cambaz gibi adeta. Eğer buranın altına kalırsak biz bir 44 bin yolculuğuna devam eder 44'ten sonra da hatta binin altı bir 39.800'ler bizim yeni fiyat aralığımız olabilir orada o yüzden dikkatli alım yapmak lazım tabii ki buraları fırsat görenler de olacaktır daha Umutlu bir şekilde bakan yatırımcılar olacaktır. Onlara tavsiye buralardan da sadece parçalı alım yine aşağıdan da kendi miktarlarını koruyabilecekler ve ortalamalarını düşürebilecek eğer ellerinde nakit varsa buralardan bir miktar alım gelebilir tabii ki çünkü yarın işte fed tarafında faizle ilgili olumlu bir hava eser piyasa tekrardan şaha kalkar. Neden ben buradan almadım dememek için de. Hı hı. buralardan parçalı bir alım gerçekleştirebilir ama aşağıda da söylediğimiz fiyatların olduğunu unutulmadan işlem yapılması her zaman daha sağlıklı daha mantıklı olacak gibi duruyor. Şimdi bana şey de sorulabilir yani Perihan Hanım niye sürekli Bitcoin konuşuyorsunuz diye ama yani onu aslında Bitcoin'i Bitcoin olarak değil de önce gösterge olarak konuşuyorum. Ee, çünkü Bitcoin hakikaten rahatlayacağı seviyelerin üzerine çıkmadığı sürece altcoin'lerde kalıcı bir yükseliş göremiyoruz. Pozitif ayrışmalar görüyoruz ama bir şekilde geri satışı yiyor. Tabii ki yani bir haberi geliyor ekstra herhangi bir altcoin'in. Ondan sonra hareketini yapıyor. Tam hareketini yaptığı işte önemli direnç seviyesinde geçti dediğimiz noktada Bitcoin geriye çekildiğinde maalesef verdiğini geri verebilme durumu oluyor. Şu an için e, benim kendi görüşüm bu. Piyasayı izlemek için öncelikle Bitcoin'e bakmak lazım. Şu an Bitcoin hı hı. rahat olursa, huzurlu olursa altcoin'ler toparlanmalarını zaten sağlayacaktır. Ama o tehlike bölgesine geçemediğimiz takdirde altcoin'ler de hala... E, Sendelemeler yaşayacaktır. Fiyat hareketleri kayıplar daha da derinleşebiliyor alt koyu noktasında. Tabii ki buradaki aradaki hacim de çok önemli bir noktaya oturuyor. Peki diğer taraftan baktığımızda dönelim Elon Musk cephesine. Ee, orada çünkü e, vermiş olduğu bir röportaj var ve o röportajda daha çok Bitcoin ve Dogecoin Hı. hakkında konuştu. Ama Bitcoin'in değer deposu için uygun olduğunu söyledi. Ne anlam ifade ediyor? Gerçi Elon Musk'ın lafıyla da çok koyulmamak lazım. <laughs> Onun yatırım tavsiyesi değildir diye parantez içine alalım. Yani şöyle haklı bir e, davranış çünkü baktığımızda geçtiğimiz dönem, dönemde geçtiğimiz yılda enflasyona karşı en büyük mücadele gösteren yatırım araçlarından bir tanesi bitcoin oldu. Bu da doğru değer saklama aracı olduğunu bize ispat etti. Şu anda her ne kadar kritik bir dönem yaşıyor olsak da uzun vadede gerçekten yani geçtiğimiz dönem geçtiğimiz sene tam bu zamanlara baktığımızda 13 bin dolarlar konuşuyorduk. Bugün baktığımızda kötü senaryomuz 48 bin 600. Yani ve kötü senaryo diye konuştuğumuz bir senaryo arasında ciddi derecede fark var. Bu da değer saklama aracı olduğunun her ne kadar Elon Musk da söylese, en büyük ispatı. Önümüzdeki dönemde de bununla alakalı çok da reaksiyon alınacaktır. Birçok merciden, finansal otoriteden, kurumlardan, kuruluşlardan enflasyona karşı Bitcoin'in önemli bir enstrüman olduğu zaten daha önce de programlarımızda paylaştık. Şu an fiyat hareketinin geriye gidiyor olması bu gerçeği değiştirmiyor. Peki şuna dikkat ediyorum özellikle kurumsallar tarafından ilk böyle alım önerileri ya da haber akışları geldiğinde Bitcoin'i konuşmuştuk. Hı hı. Yani bütün kurumsallar işte Bitcoin için hedef fiyat veriyordu işte portföylerine dahil ettiklerini açıklıyordu. Şu an aynı haber akışının Ethereum'a kaydığını görüyorum. Yani ardı ardına mesela Ethereum'la ilgili haberler var. BBVA cephesiyle başlayalım. Hı hı. Çünkü burada Bitcoin için alım satım hizmeti sunmaya başladığını Haziran ayında açıklamıştı. Portföyü aynı zamanda şimdi artık Ethereum'a Ettiğini Zaten bu piyasanın en büyük ikinci faktörü Hı. hala Ethereum'la alakalı insanların, kurumların ya da kuruluşların kafasında soru işareti olmaması gereken bir noktadayız. Çünkü geleneksel bir yapıdalardı. Bir şekilde bu piyasanın en değerli enstrümanıyla bu piyasaya bir giriş sağladılar. Artık hani o yetmiyor boyutta kaldı. Çünkü dünya değişiyor. Daha yeni Bitcoin'e girerken işte Metaverse'ler, NFT'ler konuşuluyor, defiler konuşuluyor noktasındayız. Bir yerde yakalanmaları lazım. Bu diğer dünyaların da en büyük açılış kapısı aslında Ethereum. Çünkü içerisinde bambaşka bir ekosistemi barındıran bir kripto para, bir sistem diyebiliriz. Burada da Ethereum'la hatta şöyle şeylerle daha hak ettiği değeri, gerçekten bulamamış bir noktada. Eğer uzun vade yatırımcısıysak da Ethereum'un portföyünün içerisinde olması ya da alım satımlara bu tarz geleneksel yapıların altcoin'ler tarafında ilk Ethereum'la başlıyor olması çok doğru ve mantıklı bir yol. Daha önümüzdeki dönemde bu haberleri çok sık daha duyacağız. Hatta Ethereum'un performansının Bitcoin'in performansının geçtiği dönemlere de şahit olabileceğini düşünüyorum ben kendim adına. Peki diğer taraftan aslında şunu da merak ediyorum. Şimdi CryptoBull'dan Cathie Wood, e, Ethereum'un kıymetinin ve değerinin bilinmediğini ifade etmiş de e, şimdi bu söylemle o zaman şunu mu anlamalıyım? E, burada hani düşüşlerde Bitcoin'de alım fırsatı ya da kademeler parçalı olarak neresi olabilir diye konuştuk ya. E, or o kademelere geldiğinde Bitcoin almak yerine Ethereum mu almak daha mantıklı. Yani Ethereum'un potansiyeli ve performansı Bitcoin'e göre önümüzdeki süreçte daha iyi olabilir mi? Önümüzdeki dönemde çok fazla Ethereum'a doğru bu tarz çağrı var. Bu bizim için bir gösterge olabilir. Ethereum ve Bitcoin arasındaki kar makasının açılacağı yönünde. Yani Ethereum daha hala kıymetini bulamadı. Bizim hala beklediğimiz seviyelere de gelmedi. Burada işte verdiğimiz 6 bin dolar Ethereum hedefiyle şu an arasında ciddi bir makas farkı var. Düştükçe kademeli olarak toplanacak bir ürün. Hatta Bitcoin kötü senaryoyu konuşacak olduğumuz noktada bu destek seviyelerini karar aşağıya giderse Ethereum'da da beklentimiz 3200 dolarlar olur. Hani orayı bir istiyor gibi bu kötü hava, kötü atmosfer devam edecek olursa buradan da parçalı Ethereum'la ilgili adımlar atmak, alışlar gerçekleştirmek bizi önümüzdeki dönemde mutlu edebilecek bir noktaya getirebilir. Çünkü gerçekten ben de bu görüşe katılıyorum. Ethereum hala hak ettiği değeri bulamadı. Bitcoin'in arasındaki fiyat makası çok ciddi derecede açıldı. Önümüzdeki dönemlerde yeni kripto dünyasına girecek yeni sistemlerle beraber işte bunlar metaverse'ler, NFT'ler vesaire kıymeti daha da anlaşılacak bir ekosistem haline gelecek. Burada yatırım tarafında da insanların uzun vadede yüzünü güldürebilecek bir kripto para olarak Ethereum'u söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum açıkçası. Peki tepe noktasına baktığımızda aslında %20'lik bir düşüş var evet. ama Ethereum'da. Yani fiyatlamada da bin doların altında sarktığı için burada baskının bir süre daha devam etmesini bekler miyiz? Çünkü oradaki meten bayağı bir e, savunma yaptı. Evet çok ciddi savunma yaptı. Hatta Bitcoin aşağıya doğru sarkarken bir 4000 bin, 4 bin bandını zorladı ama piyasa koşulları maalesef Ethereum'un yukarıya çıkmasına izin vermedi. O yüzden de biraz önce söylediğim gibi e, kötü. Senaryoyu düşünecek olursak, Bitcoin'in buralarda tutunamadığı, FED'den e, bizi kötü, olumsuz etkilediği noktayı düşünecek olursak, Bitcoin'in geri çekilmesiyle beraber biz e, buralardan Ethereum'un da böyle 3200'lere doğru bir, seyir görebiliriz. Hani orada 3500-3600 noktası arasında önemli kuvvetli bir destek noktamız var ama çünkü hep orayı geçtikten sonra biz asıl sıçramayı görmüştük ve çok kolay geçmişti. Aşağıya doğru giderken de çok kolay kırılabilecek bir nokta olabilir. Bizi fiyatı 3200'lerde gösterebilir Ethereum. Peki buradaki oynaklığı hep konuşuyoruz ve oynaklık da aslında e, beraberinde regülasyon çağrısını getiriyor çünkü İngiltere Merkez Bankası da özellikle bu oynaklığı atıkta evet. bulunarak artık regülasyon gelmeli demiş ama e, oradaki gelişmeleri de bir süredir konuşmuyoruz düşüşle Hı -hı. birlikte regülasyonla ilgili son gelişmeler neler? Yani her taraftan regülasyonla ilgili bir çağrı var ama hala tam anlamda bir somut adım atılmış değil. Biz de bunu hep söylediğim gibi çok fazla istiyoruz çünkü regülasyonun gelmesi özellikle alım satım tarafında hem yatırımcıyı rahatlatacak hem bu alım satımı aracı olan kurumları rahatlatacak bir noktada olacak ve tekrardan piyasaya bir güven aşılayacak. Her ne kadar biz regülasyon haberlerini kısa vadede olumsuz olarak görsek de uzun vadede olumlu bir noktaya dönecek ve çok çeşitli işte spekülasyonları artık görmüyor olacağız burada ve fiyat sağlıklı bir şekilde ilerleyecek. Şu an için bu regulasyon çağrısı ilk söylendiğinde piyasada olumsuz etkiye bir artı kattı ama uzun vadede ben bunların olumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü burada bir ticaret dönüyor ve bu ticaretin de bir kontrol mekanizması olması lazım. Burada hemen şu gelecek hani Bitcoin merkeziyetsizdi ama hep söylüyorum biz fiyat parada işlem gerçekleştirirken Bitcoin'in Merkeziyetsiz değil, biz burada bir ticaret gerçekleştiriyoruz ve bu ticaretin bir kontrol mekanizması her daim olması lazım. Ama Bitcoin'in asıl merkeziyetsizliği tamamen sistemsel bir noktada evriliyor olması lazım. Şimdi ben e, dolarla Bitcoin işlemi gerçekleştirdiğimde karşılığı dolar olan bir ürünün e, FED haberinden etkilenmemesinin ya ben... bir imkanı <laughs> gerçekten FED yok. FED'i takip ederken de merkeziyetsiz olduğunu savunmalarında bir anlamı, anlamı yok. yok. Yani merkeziyetsizlik hikayesi tamamen bizim e, neye karşı alış-satış yaptığımızla alakalı hı hı. burada. Yani bunu çok kere açıkladık ama her bunu söylediğimizde e, işte yorumlarda ya da bize daha sonra ulaşan e, kişilerde hani merkeziyetsizdi lafını çok fazla duyuyoruz. Evet merkeziyetsiz bir sistem. Ama siz bunun ticaretini e, merkezi olan e, bir parayla gerçekleştiriyorsunuz. Ne zaman karşılıklı bunun işte bundan çok fazla etkilenmiyor. İşte e, Ethereum, Bitcoin, Ethereum e, paritesinde işlem gerçekleştirirken içerisinde bambaşka bir e, durum dönüyor. Ama siz dolarla işlem gerçekleştirdiğiniz sürece bu merkezi olmaya devam edecektir. Burada. Kemal Bey çok teşekkür ediyorum. Ben ne, teşekkür ederim çok sağ olun değerli bilgiler için efendim. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Yarın sabah tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.